Mustafa Kemal Atatürk ne kadar profesyonel bir devlet adamı ve askeri olsa da sonuçta o da bir insandı. Çok yoğun sinirler, mutluluklar ve üzüntüler yaşaması son derece normal bir durum. Bugün Atatürk'ü küplere bindiren 5 anı dinleyeceksiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım'la birlikte Güney gezisine çıkar. Bu gezide Atatürk'ün yakın arkadaşı olan Kılıçeli de vardır. 17 Mart 1923 Cumartesi günü Mersin Yenice İstasyonu'na varırlar. Yenice İstasyonu, Atatürk'ü karşılamaya gelen kalabalık bir halk kitlesiyle dolmuştu. Bunun yanında onu Mersin'e davet etmek için bir heyet de gelmişti. Bu heyetin içinde Mersin Milletvekili Ziya Bey de vardı. Ziya Bey, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her şeye muhalefet olan ve her konuda yersiz yorum yapan birisiydi. Kurtuluş Savaşı sırasında her şeye muhalefet olan duruşu birçok güçlük ortaya çıkarmıştı. Ama Ziya Bey, şimdi Atatürk'ü karşılamaya gelen heyetin en ön safına geçmiş ve heyeti Atatürk'e tanıtmaya başlamıştı. Atatürk sert bir mizaçla Ziya Bey'e dönerek, "Sizin takdim etmenize gerek yok, ben onlarla tanışırım." dedikten sonra heyetle bizzat kendisi tanıştı. Ardından Mersin trenine binen Atatürk, Kılıçeli'ye dönerek "Bu adamı yanıma sokmayın, yoksa ona fena muamele yaparım." dedi. Kılıçeli, Atatürk'ün bu tavrını Ziya Bey'e hissettirse de Ziya Bey tavrını hiç değiştirmiyordu. Atatürk ve ekibi Mersin'e indiğinde hükümet konağına gittiler. Ziya Bey tüm uyarılara rağmen orada da Atatürk'ün yanına sokulup gelenleri takdim etmeye başladı. Atatürk artık dayanamayarak sert bir şekilde sesini yükselterek şöyle dedi. "Seni buraya teşrifat memuru mu yaptılar be adam? Çekil buradan." Ardından orada bulunanlara şunları söyledi. "Bana muhalif olanlara bir şey diyemem. Bunlar görüş ve düşüncelerinde, kararlarında serbesttirler. Hatta böylelerini takdir bile ederim. Fakat hiçbir fikre ve karara dayanmayarak benden ayrılıp, şimdi de beni seven bu halka, güya benimle berabermiş gibi kendini göstermeye kalkanların, ikiyüzlü siyasetlerine de müsamaha gösteremem." Mersin o tarihte kozmopolit bir şehirdi. Konuşulan diller arasında Türkçenin çok az duyulması Atatürk'ün sinirine dokunuyordu. Belediye otellerinin birinde Gazi'ye bir öğle yemeği düzenlendi. Yemekten sonra belediye bahçesine gidilecek, orada halkla konuşulacaktı. Yollar, duvarlar, ağaçların üzerleri, evlerin bahçeleri, balkonlar, çatılar mahşer gibi kalabalıktı. Bahçe kapısının iki tarafına da kız öğrenciler sıralanmıştı. Sağ sıradaki çocuklar son derece güzel ve bakımlı giyinmişlerdi. Bunlar şehrin kozmopolit kesimine mensup olanların çocuklarıydı. Sol sıradakilerse nalın ve takunyalı, perişan kıyafetli Türk çocuklarıydı. Atatürk, Türk çocuklarının böyle perişan durumda olmasına çok içerlendi. Ve direkt yanlarına giderek onlarla ilgilendi. Bu sırada Milli Eğitim Müdürü Atatürk'ün yanına sokularak "Sağ taraftakiler de bekliyorlar efendim." diye mırıldandı. Atatürk hiddetle bağırdı. "Burada teşrifatçılık yapacağınıza, memleketinize, dilinize hakim ve sahip olun." Sonra koltuğa geçmek için harekete geçen Atatürk, kendini daha da sinirlendirecek olan bir şeyle karşılaştı. Bahçenin tam orta yerinde, taht şeklinde iki koltuk ayarlanmıştı. Burası birkaç merdivenle çıkılan görkemli bir yerdi. Koltukların birinde Atatürk, diğerinde Latife Hanım oturacaktı. Atatürk bahçeye girip bu tahtı görünce çok kızdı. "Bu ne maskaralık?" diye bağırdı. Tahta sandalyelerden birini öfkeyle aldı ve rastgele bir yere oturdu. Program gereğince o tarihte Mersin'de doktorluk yapan Reşit Galip Bey, Mersin Türk Ocağı Başkanı sıfatıyla bir konuşma yapacaktı. Ama ortamı buz kesmişti. Atatürk sinirli olduğu için Reşit Galip bir türlü konuşmaya cesaret edemiyordu. Latife Hanım'dan rica edildi ve Gazi'den izni o aldı. Doktor Reşit Galip kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı. Atatürk'ü çeşitli yönleriyle anlattıktan sonra Atatürk'e dönerek şöyle dedi. "Seni büyük yapan şey, bu milletin bir ferdiyim diye övünmendir." Bu söz Atatürk'ün çok hoşuna gitti ve bu sayede yumuşadı. 1935. Mustafa Kemal Atatürk, Florya'daki sofrasında dostlarıyla birlikteydi. Salih Bozok, Kılıçeli, Falih Rıfkı, Şükrü Saraçoğlu gibi kişilerin yanı sıra
dil ve tarih konusunda uzman kişiler de bu sofrada oturuyordu. Önlerinde kara tahtaya notlar ala ala hararetli bir konuşma gerçekleşiyordu. Konu ise dil devrimiydi. Sofrada 5'e kadar bu konu konuşuldu. Güneş turunculuğunu belirtirken gün doğmak üzereydi. Neredeyse 9 saattir bilim ve dil hakkında konular konuşuluyordu. Masadakilerin epeyce yorulduğu her hallerinden belliydi. Bir süre sonra Atatürk doğruldu ve hep birlikte ayağa kalktılar. Atatürk pencereye doğru yönelerek perdeyi araladı. Güzel Tan manzarasını gördü ve kendi kendine "Tan yeri, Tan" diye mırıldandı. Birden konuklarına doğru dönerek "Acaba Tan kelimesi hangi kökten geliyor?" diye bir soru yöneltti. Konuklar bunu düşünürken birden Hasan Reşit Tankut söze başladı. "Tanrı'dan geliyor efendim." Bu durum yeni bir konu açtı ve yeniden dil konuşmaya başladılar. Atatürk tam bir şey diyecekken konuklardan biri yersizce "Tanrı bizim aramızdayken neden uzaklarda arıyoruz?" diye bir cümle kurdu. Tanrı olarak Atatürk'ü kastetmişti. Salonda bulunanlar bu iltifatı çok beğendiler. Onların yüzlerindeki gülümseme Atatürk'ün kızgın yüzünü görünce değişti. Bir süre cevap vermeden bunu diyen kişinin suratına kızgınca baktı. Sonra gözlerini kıstı. Ortam adeta buz kesmişti. Atatürk bu tarz övmeleri ve abartılmayı hiç sevmezdi. Bunun üzerine çok soğuk bir tavırla "iyi çalışmalar" diyerek ortamı terk etti. Masada kalanlarsa hayret etmiş bir şekilde birbirlerine bakıyorlardı. Ve oturdukları yerde kala kaldılar. 23 Aralık 1930. Derviş Mehmet ve müritleri bir isyan çıkarmış ve Kubilay adında bir askeri vahşice şehit etmişlerdi. Bu haber Atatürk'ü adeta küplere bindirdi. Kızgın ve üzgün bir şekilde şöyle dedi. "Bu ne haldir? Memleketin ortasında ordunun subayı din adına boğazlanıyor. Binlerce menemenliden kimse çıkıp mani olmuyor. Bilakis teşvik ediyorlar. Yunan idaresi altındayken bu hainler neredeydiler? Onların namusunu ve dinini kurtaran ordunun bir subayına reva gördükleri bu saldırının cezasını yalnız hain katiller değil, hepsi en ağır şekilde çekmelidir. Bu, cumhuriyetin ve bizim de başımızı kesmektir. Bundan bütün Menemen sorumludur. Bu kasaba lanetli şehir ilan edilmeye müstahaktır. Derhal harekete geçmeliyiz." Kazım Özalp biraz havayı yumuşatmak adına ayrıntılı raporları beklesek mi diye bir görüş ortaya attı. Hiç kimse Özalp'e cevap vermemişti. Mustafa Kemal sonra bir koltuğa oturdu. Uzun bir süre düşündükten sonra "işte böyle olacak, dağılalım" dedi.